Eser, hem dış mimarisi hem de onlarca kemerden oluşan iç mimarisiyle gezenlerde hayranlık uyandırıyor. Şimdi şadırvan olarak hizmet gören bölümünün asırlarca gizli kaldığını ve yakın zamanda ortaya çıkarılıp şadırvan yapıldığına değinip diğer eserlere geçelim. Efendim, Adana'da bir tane daha meydan saati var ki, onun bulunduğu meydanın çevresi de tarihi eserlerle biliniyor. Bu eserlerden Yeni Camii, yapıldığı dönemde konulan yeni adını 223 yıldır değiştirmeden, atalarımızın mirası olarak modern binaların arasında, bugünle geçmiş zaman arasında bir köprü vazifesiyle duruyor. Yine küçük saat meydanına yakın, mütevazı yapısıyla, Kemeraltı Camii Müslümanların, Aziz Pavlus Kilisesi ise Hristiyanların ibadethaneleri olarak hoşgörü ve kardeşliğin simgeleri. Adana, dünü de bugünü de bir arada yaşayan, modern binalarla eski eserleri aynı meydanda barındıran ve gelişirken eskiye sırtını dönmeyen bir şehir. Bugün hala birçok esnafın yer aldığı Kazancılar Çarşısı, geleneği yaşatan çarşıların en iyi örneklerinden biri. Demire şekil vermeyi sanat haline getiren demirci ustaları, fabrikalara inat, el emeği göz nuruyla ayakkabı yapımını sürdüren ve bunu bir yaşam tarzına çeviren ayakkabıcılar, her türlü derinin iyisini kötüsünü 100 metreden tanıyıp özenle işleyen işin erbapları, Adana'daki Kazancılar Çarşısı'nda eski usul üretim yapan esnafa vereceğimiz birkaç örnek. İnsan buradaki ustaları ve ahşap işçiliğinin nadide örneklerini görünce kaybolan sanatlarımızı hatırlayıp hüzünleniyor. Adana halkı da hüzünleniyor olacak ki, gündüzleri üretim yapılan bu çarşı, geceleri hüzün dağıtmak isteyen akşamcıların tüketim mekanına dönüşüyor. İşte bu yedikleri de Adana kebabı olur ki, ünlü sınırlarımızın dışına taşan bu kebabı bilmeyenimiz yoktur. Bu arada kebabı Adana'da yemediyseniz, kebap yemiş sayılmazsınız diyerek sözü kebabın ustasına bırakalım. Bakalım Adana kebabı neden yapılır, nasıl yapılır, nasıl lezzetli olurmuş. Adana'nın biliyorsunuz yöresel olarak et çeşitleri çok güzeldir. Bunların içerisinde en güzel olanı da kebabıdır malum biliyorsunuz. Koyun etinden, erkek koyun etinden yapılır. Şişlerimiz vardır. Şişlere saplanır. Güzel bir şekilde saplandıktan sonra ocağımız hazırsa hemen kebabımızı pişirmeye başlarız. Kebap pişerken de özellikle kebabın yağın alınmasıdır. Yağ alındıktan sonra 1-2 dakika bekledikten sonra kebabımız tam böyle kıvamına geldiği zaman servise hazırdır. Yanına tabii biliyorsunuz kebabın yağı soğansız olmaz kebap. Soğanlı yanına çekeriz, koyarız. Domates, biber. İşte bir de özel ekmeğimiz vardır bunun yanına. Hazırları geldikten sonra kebabımız garsonlarımız tarafından masaya götürülür, güzel bir şekilde müşteriye takdim edilir. Sözü yemek içmekten açmışken, Adana'da şalgam suyunun neredeyse sudan daha çok tüketildiğini ve hemen her yerde satıldığını vurgulayalım hemen. Adana halkının şalgam suyunun içinde taşıdığı mineral ve vitaminlerin iyi geldiği rahatsızlıkları sayınca, demek ki şalgam giren eve doktor girmez deyip, bir poşette biz alıp öyle devam ediyoruz gezmeye. Adana, nüfusu 1950'li yıllardan itibaren hızla artan bir yerleşim yeri. Tarıma elverişli ikliminin yanında, Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle bereketlenen toprağı, zenginliği, zenginlik de nüfusu arttırıyor doğal olarak.
Ayrıca Çukurova Üniversitesi, her yıl eğitim verdiği 30 bin öğrenciyle şehrin hem nüfusuna önemli katkıda bulunuyor hem de şehrin ekonomik ve kültür seviyesini yükseltiyor. Nüfusun artmasının bir sebebi de bölgenin ekonomik potansiyeli. Bugün içinden tren geçen tek organize sanayi bölgesi olan Adana Organize Sanayi Bölgesi, birçok güçlü fabrika ve üretim tesisiyle Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Adana'nın sanayi merkezinde gezmek, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili umudumuzu arttırıyor. Zaten Adana'ya vardığımız ilk andan itibaren sürekli güzelliklere şahit olmuyor muyuz? Çam, ardıç, meyve ağaçları ve ahşap evleriyle meşhur yaylaları, başından karın eksik olmadığı geçit vermez Toros dağları, insanın ömrüne ömür katan, yedikçe iştah açan her çeşit meyve ve sebzeleri, gezdikçe rahatlatan, şehrin kalabalığından uzaklaştırıp ormanda yürüyüşe çıkmış hissi veren yemyeşil parkları, baktıkça huzur veren, geçtiği yerlere bereket taşıyan su hayattır dedirten nehirleri, Adana'nın bir çırpıda sayacağımız güzellikleri. Fakat Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak bu sıralar biraz dertli. Sebebi ise içindeki Sevgi Adası'yla seyredenleri başka dünyalara götüren, üzerinde yapılan su sporlarıyla şehre ayrı bir canlılık ve hava katan ve de Adana'nın hayat kaynaklarından biri olan Seyhan Baraj Gölü'nü bekleyen tehlike. Yakın bir gelecekte, bu 20-30 yıl içerisinde Seyhan Barajı doluyor, dolacak. Bu da su rezervini yok edecek, böylece Çukurova sulanamayacak, tarıma etkileyecek. Bunun ana nedeni de Toroslardaki erozyon. Erozyonun nedeni ormanların azalması. Ormanların azalmasının ana nedeni de kıl kessin tahribatı. Yıllarca bunu bildikleri halde zavallı, fakir, fukara insanlarımız Toroslarda kıl keçilerinin peşinde onun azıcık sütü için, eti için uğraşırlar. Geçim kaynaklarıdır. Şimdi anlatmak istediğim, ben de Toroslarda belediyeciliği bıraktım, işimi gücümü bıraktım. Bunu Türk kamuoyuna anlatabilmek, yangından daha büyük zararı olan, ormanların yok olmasının etkisi olan keçi olayını halkımıza anlatmak istiyorum. Benim Toroslardaki dolaşmamı etkili şekilde yaşadığım bir bölge, çocukluğumdan beri bildiğim bu olayları, çocukluğumuz orman olan yerlerde ormanların yok olmasını halkımıza anlatabilmek istiyorum. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti Adana, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ara Fransız işgaline uğrayıp, Fransa ve onların desteklediği Ermeni çetelerinin zulmü altında kalsa da, 700 yıldır Türk şehri. Zaten Adana'yı işgal edip buraya dışarıdan Ermeniler getirerek nüfus dengesini bozmaya çalışan Fransızlar, kahramanlık destanı yazarak direnen Kuvayi Milliye karşısında bozguna uğrayarak Adana'yı terk etmek zorunda kaldı. Kahraman insanların güzel şehri Adana'yı hakkıyla anlatmak için elbette bir program yetmez de yolcu da yolunda gerek. Adana'dan ayrılmak güzel bir dosta veda etmek gibi. Bu yüzden gara doğru ilerlerken hüzünlenmedik desek yalan olur. Fakat biz orta halli bir bina beklerken sanat eseriyle karşılaşınca hüznümüzün yerini hayranlık alıyor. Gotik mimari üslupla inşa edilen, geniş saçaklı kırma çatıyla örtülü 3 katlı bina, inşa edildiğinden beri Adana'nın önemli yapılarından biri olduğunu belli ediyor ilk bakışta. Gerçi Adana, trenlerle bu garın yapımından 26 yıl evvel, 1886 yılında tanışmış ve o zamanki şartlarda başka bir alanda bir istasyon binası da inşa edilmişti. Fakat Adana böylesine heybetli ve ihtiyaca cevap verecek bir gar binasına kavuşmak için 1912 yılını bekleyecekti.
Yapıldığı tarihte şehrin dışında kalan gar, bugün çevresini saran binalarla şehirle koyun koyuna yaşıyor adeta. Biz hayran bakışlarla gara doğru ilerlerken, her şehrin tren istasyonunda gördüğümüz manzaralarla burada da karşılaşıyoruz. Gelecek treni sabırla ve sakin bir ruh haliyle bekleyenler, ekmeğini tren yolcularından çıkaran simitçiler ve trene binmeden önce açlığını bir simitle bastırmaya çalışanlar, okumayı yaşam şekli haline getirmiş, her nerede ve her ne olursa okuyanlar, radyo ile olan dostluğunu hiçbir şart altında bozmayanlar, tren camlarında kaybolan yolcu fotoğrafları ve gelen trenden boşalıp şehre doğru akan kalabalıklar Adana'da da karşımıza çıkıyor. Fakat iş anılara gelince her birinin başka bir hikayesi var. Şimdi zamanında buraya pamuğa geldik. Böyle yükünden buradan yük indirdik. Şimdi epeyden beri buraları görmüyorum. Bu dönemler böyle teknoloji yoktu. Ellerinde düdükler, ellerinde fenerler, trenlere gel, dur işaretleri vardı. Şimdi teknoloji çok güzel yani. Ne bileyim, ellerinde telsiz, mesela bir vagon gel, iki vagon gel, dur, git, gel, böyle. Demir yollarının aşağı yukarı ben haftada en az bir defa Mersin'e gider gelirim. Ama son yıllardaki demir yollara yapılan hizmet, temizlik, bakım cidden çok yani anlatmayla yani tükenmeyecek şeyler sayılır. Gerçi hikayeler ayrı da olsa ortak nokta trenler ve tren yolculukları. Bizi bir şehirden koparıp başka bir şehre ulaştıracak trenimiz yaklaşıyor istasyona. Biz biniyoruz da her istasyonda olduğu gibi geç kalan bir yolcu yetişebilmenin telaşıyla koşuyor peronda. Trenin içi ise sakin ve yolculuğu sindirmiş her yaştan yolcularla dolu. Tren ağır ağır yol alırken rayların üzerinde bir el dokunuyor yüzümüze. Bu el karlı dağlardan dondurucu bir soğuklukla esmeye başlayan, ovaya indikçe ısınan, ısındıkça sımsıcak bir sevgiye dönüşen rüzgarın eli. Bu el, pamuk tarlalarındaki kavruk yüzlü insanları, mis kokularıyla narenciye bahçelerini, huzur veren kıvrımlı nehirleri, bin yılı geçkin tarihi eserleri yalayarak gelen, bize yine gelin diyen rüzgarın eli. Bu el, her ayrılığın arkasından sallanan ve artık tren yolculuğunun vazgeçilmez ritüellerinden biri haline gelen hasretin eli. Efendim, haftaya içinden tren geçen başka bir şehirde buluşmak üzere, hoşça kalın. İçinden tren geçen şehirleri sundu.